Merhabalar. Bu videomuzda derinlik ekranını özelleştirme ve ekstra olan özelliklerimizi anlatıyor olacağız. Öncelikle açmış olduğumuz derinlik penceresinin alt kısmında derinlik penceresi ile ilgili grafik, aracı kurum dağılımı, takas gibi verilere ulaşabileceğimiz kısa yolları görüyoruz. Gördüğümüz bu simgeleri dilerseniz sağ üst köşede alfabetik harf kısa yolu şeklinde görebiliriz. Bunun için derinlik penceresi üzerinde sağ tuş düzen, pencere ayarları dedikten sonra gelen pencerede araç kutusu işaretini kaldırıyoruz ve en alt kısımda yer alan alfabetik toolbar'ı işaretliyoruz ve ardından tamam butonuna basıyoruz. Artık alt kısımdaki araç kutusu yerine sağ üst köşeye harflerin geldiğini görüyoruz. Grafik, aracı kurum dağılımı, takas gibi seçeneklerin baş harfleriyle ulaşılabilir olduğunu görüyoruz. Bir sonraki seçeneğimiz derinlik penceresinde yer alan ekstra özellikleri anlatıyor olacağız. Bu kısımda derinlik penceresi açtığınızda farklı bir ekrana geçiş yapmadan sıradaki emirleri seans açılışından bu saate kadar olan aracı kurum dağılımını, 2 gün önceki ilk 5 takas verilerini görebilirsiniz. Ayrıca yine isterseniz bu kısımda kadem analizi sayfası hangi fiyattan ne kadar işlem olmuş bunları da ekleyebiliriz. Bu ekran tek bir sayfada 4 ayrı sayfada ulaşabileceğiniz verileri tek bir pencerede görerek hızlı analiz etmenize olanak sağlar. Bu özellikleri pencereye ekleyebilmek için derinlik penceresi üzerinde sağ tuş seçenekler kısmından istediğiniz özelliği işaretlediğinizde derinlik penceresine geldiğini görebilirsiniz. Boş gelen pencere olur ise bu datayı görebilmeniz için lisansınız olmadığı anlamına gelmektedir. Gerekli eklemeleri yaptıktan sonra videoda gördüğünüz gibi derinlik penceremi özelleştirmiş oldum. Bundan sonraki senetlerde derinlik ekranının bu şekilde gelmesi için yine derinlik penceresi üzerinde sağ tuş düzen default olarak kaydet diyorum.